Kadının en büyük meselesi şu an nedir diyecek olursak bence Türkiye için İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmış olmamız derim. İstanbul Sözleşmesi sadece biliyorsunuz Türkiye'yi değil aynı zamanda imza koyan Avrupa Konseyi üyesi devletleri de kadına yönelik şiddeti önlemekle ve cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlü kılıyordu. Bu çok tarihsel ve büyük bir adımdı aslında. Ne yazık ki Türkiye 1 Temmuz 2021'de kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıktı. Aslında bu bir uluslararası sözleşmeydi ve anayasa gereğince tabii ki de yasa hükmünde kabul ediliyordu. Fakat bir kararname ile çekildi ki bunun da aslında anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. Ama çok daha önemli bir şey var burada. Bu çekilmenin yarattığı enerjinin, atmosferin faillere ciddi anlamda cesaret vermiş olması ve mağdurları da daha fazla cesaretsizleştirmiş olması. Bunu görmemek gerçekten imkansız. Türkiye'de her gün kadınlar öldürülmeye devam ederken bununla mücadelenin en gelişmiş aracından çekilmek aslında sizi korumayacağım demek oluyor. Sözleşmenin ilk maddesine baktığımızda sözleşmenin bütün amacını aslında anlatıyor bu ilk madde. Şiddet tanımı yaparken bunu ekonomik, psikolojik, cinsel, sosyal şiddeti de kadınlara yönelik şiddet türleri arasında sayıyor olması onu çok özel bir sözleşme kılıyordu. İşte çok yönlü şiddet konularına değinmesi, mesela gelenek, görenek, din, örf ve adetin şiddet için mazeret oluşturmayacağını belirtmesi açısından da çok önemli bir sözleşmeydi. Benim düşünceme göre tüm kadınların, tüm kadın hareketlerinin İstanbul Sözleşmesi'ne tekrardan geri girmemiz için, sözleşmeyi tekrar yürürlüğe almak için tek yürek olarak çok büyük bir mücadeleyle ses çıkarmamız gerekiyor. Ah, en kötü 8 Mart'ımız böyle olsun diyelim.